Zilal gel. Gel hadi. Gel. Nereye gidiyorsun lan? Seni. Silahını indir Şamil. Çakmayı bir kan, indir silahını. Silah benim elimde. Delikanlılığı sen yapıyorsun Harun Yakar. Şimdi çocuğu bana vereceksin. Hayır. Senin çocukla işin yok. Senin benimle işin var. Bırak çocuğu gitsin. Kimse bir yere gitmiyor. İkiniz beraber benimle birlikte geleceksiniz. Fecir abinin yanına gideceğiz. Abi. Dur. Ayrıca sen çakma delikanlısın. Ben yedi göbekten orijinal emir kıranım ha. Bak sen kafası çalışan birine benziyorsun. Sana bir şey soracağım. Fecir abin seni ne kadar seviyor? Ne biçim konuşuyorsun lan sen? O benim abimdir, atamdır, kanımdır. Tabii tabii. Oğlum Şami bak sizi bu aşiret hikayeleriyle oyalıyorlar canımsın kanımsın diye. Şş bak sen Fecir abin için yedek lastiksin. İstetmesin. Duyuyor musun? Oğlum bak Harun Yakar. Benim kafam çok normal değil ha. Boş boş konuşma. Azat, Emir Kılı. Hatırlıyor musun Azat? Bir zamanlar orada canım, abim, kanım diyordu. Şimdi cesedini bulamıyorlar. Şimdi sıra kimde? Sende. Polis kapıya dayınca ilk satacakları adam sensin. Koca Şamil Bey. Olacak Şam şeytanı. Dinle beni. Size hiçbir şey olmaz. Fecir Emir Kıran'a kimse dokunamaz. Doğru. Fecir Emir Kıran'a kimse dokunamıyor. Çünkü niye? Bünyamin Emir Kıran onun babası, onun var. Sen, senin baban kim? Kim Şamil'e? Bak sana saydığın suçları anlatacağım. Tamam mı? Adam kaçırma. Çocuk kaçırma. Kara para aklama. Cinayet, organize suç. Oo. Bunların her birinin yatarı 5 ila 10 yıl arası. Bana Türk Ceza Kanunu maddelerini saydırttırma. Sen şu an kaç yaşındasın, kaç yaşında çıkacaksın içeriden? Kaç yaşındasın? 27. 107 yaşında ferah ferah çıkarsın dışarıya. Oğlum bak, hakim sana sorunca da benim canım da kanım da dersin. Seni kullanıyorlar. İçeride adamı ver. Kan alırlar Şamil. Dinle beni ne olursun. Vallahi kafana sıkarım senin Harun Yakar, benim kafamı karıştırma. Bak benim falan sıkarım sana. Benim niye kafamı karıştırıyorsun lan sen? Sakin. Rahatla Fecir. Lan geberteceğim lan seni. Geberteceğim lan seni. Lan bana bak bana. Avukata ihtiyacın olsa ara beni. Gerizekalı. Yürü. Harun! Adem! Hadi koş. Of be! İyisiniz değil mi? İyiyiz, iyiyiz. Harun abi sen de ne biçim indirdin adamı öyle ya? Oğlum bana mahallede eskiden Karate Harun derlerdi. Keşke ben de o kurtarma operasyonunda olsaydım. Çok heyecanlıydı. Değil mi? İyi oldu her şey. Efendim deli olan. Herkes iyi değil mi abi? İyiyiz iyiyiz. Ha, dediğin yere geliyoruz şimdi. Var ya sen yine yaptın yapacağını. Plan tıkır tıkır işledi. Bundan sonra kaybetmek yok abi. Siz geçin ben geliyorum. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz.
oluyor ya? Alev'in ne işi var? Planda böyle bir şey yoktu. Kim haber verdi Alev'e? En doğrusu buydu abi. Alev! Hader! Alev abla! Ablacığım neredesin? Kaç gündür seni arıyoruz. İyi misin? İyiyim. Tamam bak bundan sonra beraberiz tamam mı? Harun bak çok büyük bir şey başardınız ama artık bu iş bende. Adem mahkemeye tanık olarak çıkacak. Adem, Alev ablanın yanında güvende olacaksın tamam mı? Ben de her gün geleceğim yanına. Tamam. Tamam. Çok iyiydi. Hadi dikkat et. Hadi gel. Niye yaptım öyle bir şey? Sizin için yaptım Harun. Çocuk senin yanındayken nasıl savruluyordu görmüyor musun? Güneş. Alelade bir çocuk değil benim oğlum o. Hani ben onu korumak için bu yüzden yaptım bütün bunları. Peki koruyabildin mi onu? Yani Adem senin yanındaydı ve sen onu onlardan koruyamadın. Yani Umut olmasaydı geri de alamıyordun. En azından şimdi Alev'in yanında daha güvende. Ve sen nereye kadar kaçıracaktın Adem'i? Alev'e de bir şey söylemiyorum benim çocuğum diye. Ben ne yapacağım şimdi Güneş? Tamam biliyorum. O zaman senin de artık bir şeyleri ortaya çıkarman gerek Harun. Ve söz veriyorum ben senin yanında olacağım. Hep yanında olacağım tamam? Hı? Hadi gel. Senden intikamımı alacağım Harun Yıkar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.